Herkese merhaba. Ee, hoş geldiniz. Bu zamandan. Bu zaman niye ben söylüyorum onu da bilmiyorum. Dün daha <laughs> canlı yaptık. <laughs> canlı yayınlara katıldım. Her hafta yapıyorum bu arada. Ee, Flutter'a hoş geldiniz. Bugün Flutter yapıyoruz. Flutter'da yeni bir seri yapıyorum kenardan. Ee, onu da bahsedeceğim bugün amacımın ne olduğunu, kafamda nasıl plan olduğunu. Ee, bir de başlarken birkaç tane güzel bilgiyle arkadaşlar kanalda da duymuştum güzel bir projeye başlıyoruz. Biraz gönüllülük esasıyla biraz e, sizlerle olacak. Sizlerden de arkadaş alacağız. Community.com'un mobil uygulaması var. Hala şu an e, React Native ile yazılmış bir uygulama. Bu uygulamayı alacağız. Flutter ile birlikte yazacağız. Bu ekibin de başında ben olacağım. E, güzel bir proje olacak. En umarım günün sonunda iyi bir ürün çıkartırız ve bu projenin bütün kodları da public olacak. Bu proje geldiği için kanalda bahsettiğim architecture serileri falan filan belki onlar aksayabilir. Gayet tabii ki normal gördüğünüz gibi. Çünkü bu projenin çıkması herkesin çok işine yarayacak. Gerek staj gerek iş imkanları anlamında gerek flutter anlamında. İkinci nokta e, kanalda aktif olarak götürdüğüm VB Overflow reposu. VB Overflow'da soruları topluyorum. Bir de sizden tahmin ettiğiniz üzere ready to use widget reposuna PR bekliyorum. A3 tane varmış onları da alalım. Yeni PR'lar bekliyorum arkadaşlar. Yaptığınız kodları lütfen yollayın buraya. Arkadaşlara örnek olması adına. Reddit 100 altında da bunları birleştirip e, insanlara yardımcı olabilirsiniz. Bir de Web Overflow'da soruları topluyorum. Bunu da gösteriyorum ki kafanızda sorular varsa gerek kariyer gerek flutter gerek native anlamda burada cevaplarını bulabilirsiniz. Burada çok spesifik sorular da var mesela ne bileyim yazılıma başlarken onlar vesaire bunları da buradan erişebilirsiniz. Bakın şurada şimdi buna da cevaplayacağız. Bu soruda siz de cevap destek verebilirsiniz bu arada. Hani bildiğiniz gibi ben asla e, tek başına o işleri yapmam. Demiş olayım. Şimdi sayın dostlar bugün ne yapıyoruz birlikte? Bugün birlikte e, güzel bir Flutter'da yeni seri dediğim gibi Business, business Solution gibi yani bir seri. Nedir? Business nedir? Bir biznese baktığıda nasıl çözmelisiniz? E, bu yolla giderken neler olmalı? Biraz bundan bahsedeceğim aslında. Temel amacım tamam e, biraz daha şey kafasını size aktarabilmek. Benim gördüğüm en temel sorun şu, e, hani kişi bir sorunu nasıl çözeceğini bilmiyor ve paket bilse bile bilmem ne bilse bile her şeyi paketle yapacağını sanıyor vesaire. Biraz daha object oriented bazı yerlerde bir daha basic çözümlerle bunları nasıl yapacağını, nasıl projelerde konumlandıracağını aslında e, anlatacağımız bir seri olacak. Onun da başlangıç noktası burası. Buradan sonrasında da birlikte ilerleyeceğiz. Şimdi dediğim gibi yani bundan sonra biraz daha haftalık olarak belki bir tane solution alacağım. Mesela bu hafta no internet yani internet olmadığında nasıl bir widget yapabilirsiniz ki bütün sayfalarınızda Spotify gibi mesela altta gözüksün. Mesela bunu böyle basic olarak anlatacağım. Kafanızdaki bu yapıyı anlamanız için. Yani burada önemli olan bu widget değil aslında. Burada önemli olan bu komponenti nasıl yapabileceğiniz. Ama Asıl anlatmak istediğim şey başka yerlerde de bunu nasıl aktif olarak kullanabileceğiniz noktası veya bunu düşünürken neler yapabileceğiniz noktası. Bunları birlikte konuşacağız. Şimdi e, dönelim hemen bu zamandır gelmediğimiz noktaya Draw Online'a. Çok o zamandır uğramıyorduk sizle birlikte. <laughs> yine yine bir paint takte bırakmışız. Allah bilir yine ne anlattık burada. Şimdi sayın da Veli Controller var. Swift falan anlattı herhalde. Şimdi arkadaşlar. Şimdi konumuz şu. Sizden müşteri istiyor ki diyor ki ya her, 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 herhangi bir şey olabilir bu arada. Hani şurada da olabilir. Problem değil yani. Müşteri diyor ki internet olmadığında e, internet olmadığınız sene bu senaryoya göre internet olmadığında hocam diyor şurada diyor bir şey çıkarmak istiyorum diyor. Bu çıkardığım işlem sonucunda mesela e, gerekirse servise istek atamazsınız ama buradaki çıkan sonucunda mesela database'e bir şey yazabilirsiniz. Kaç defa odam offline düştü bunları tutabilmek üzerine bir kod yazabilirsiniz. Bu ayrı bir logik Ama buradaki ana manifesto bütün sayfalarda, bütün sayfalarda şuradaki kodun bulunması. Yani burada bir kod bulunacak. Bak şu kod burada bulunacak. Şimdi bunu nasıl çözersiniz? Birinci olarak hani videonun bu kısmını durdurup kendinize bile sorabilirsiniz. Ya ben bunu nasıl yapardım mesela? Hani yapmışsanız yapmış da olabilirsiniz. Şimdi akıllara birden fazla çözüm gelebilir. Şimdi ilk hani biraz amatör çözümle abi dersin ben bir sayfa yaparım. Sayfanın app barına bunu koyarım. Şimdi buradaki problem ne olur? E, her yerde kullanamazsın. Bu bir problem. Ve bunu da yön yönetemezsin. Yani her yerde kullanılmıyor da yönetemezsin. Peki Diğer yöntem ne abi? Hemen akılları şu gelecektir. Eğer kanaldaki videoları takip etmişse abi der ben bir base view yaparım. Senin içeriklerde ben bunu görmüştüm. Bak base view yapısı mesela tutarlı bir yapı. O mantıklı. Mantıksız değil. Yani base view yapmak sana burada günün sonunda gol kazandırır. Dersin ki ben ee, şöyle bir şey yapacak yani arkadaş. Burada home view'um var. Bunu türettiği bir tane ana sayfa olacak. Bütün sayfalar bir tane ana sayfadan türecek. Bu ana sayfanın içerisinde bir tane scaffold olacak. Bu ana sayfadan türediği için buraya istediğin widget'ı koyup burada yönetebileceksin. Mesela bu da bir çözüm. Ama e, Flutter tarafında aslında bize verilmiş güzel de bir çözüm daha var. Ben de onu size bugün ondan bahsedeceğim. Material metal komponentinin altında aslında e, her sayfaya özel bir builder widget'ı var. Ve bunun sayesinde aslında her sayfayı bir tane daha sarmalamadan ana noktada bu kodu öğretebiliyorsunuz. Birlikte bunu yazacağız. Bunun da mantığını anlayacaksınız zaten. Hani buraya başka şeyler de koyabilirsiniz. her şey olabilir. Bütün sayfalarda kullanacak widget olduğunda şu benim üçüncü yapacağım daha mantıklı. İkincisi kabul edilebilir. Ama ikincisi biraz daha custom logiclerde mesela analitikte vesaire işe yarayabilir. Ama buradaki bu hiçbir işe yaramaz yani. Bu yani bu sadece sizi anlık kurtarır. Bundan da gol gelmez zaten. Gol atmak istiyorsanız şu iki veya üçü tercih etmeniz lazım. Peki bunu kullanmak istiyorsanız ne yapmak lazım? Hemen pub'da ve gidiyoruz arkadaşlar. E, connectivity. Bunun ana noktası budur. Mesela paketi ben bildiğim için söylüyorum. Mesela paketi bilmiyordun. Buraya gelirsin network yazarsın mesela. Ne çıkar karşına? Bak network component. Bir şeyler cached network image, Network info plus. Bak bunlar bir şeyler veriyor ama. Ya ben e, network change yapacağım sonuç olarak. Yani bir network listen gibi bir şey yapacağım mesela deyip. Burada bu mesela ben birçok zaman burada şey yapıyorum. Böyle sona doğru gidiyorum yani hani ne var acaba diye. Ee, daha doğrusu mesela çoğu zaman da şey yapmıştım da oluyor. Ee, mesela bir komponent arıyorum. Diyorum bu mesela bunu, bunu arıyorum ya. mesela bu ne alaka deyip açıp bakıyorum. Kodu okuyorum mesela kullanmasam bile. Bunlar önemli şeyler veya normal şartlarda buraya gelip yani günlük yapmasam da yolum düştükçe buraya gelip ya bugün acaba yeni ne çıkmış. Şuradan mesela new, new değil de popularity'den daha iyi oluyor. Mesela popüler paketlerden en son like almış paketlerden. Buradaki arkadaşların yazdığı paketleri de anlamaya çalışıyoruz. Ne yapmışlar? Yeni ne gelmiş veya yeni bir update gelmiş mi? Bu da önemli bir, no önemli bir nokta. Bunu yapmanız da gerekiyor. Şimdi diyelim ki bunu yaptınız. E paketi buldunuz. Connectivity. Hatta bunun connectivity yanlış hatırlamıyorsam bunun plus'ını kullanacağız. Bakın bu disconnected yani şey yapılmış bu. Ee, buna artık e, contribution yapılmıyor. Connectivity plus Flutter Community tarafından yapılmış bir library. Bu library kapsamında da bunu noktadan kullanmanız öneriliyor. Şimdi bu koda baktığınızda diyorsunuz ki bakın en önemli noktadan bir tanesi yine burada başlıyor. Bir paketi alırken direkt şey yapabiliyorsunuz. Ya bu böyle kullanılıyormuş direkt bu kodu buraya alayım. Şimdi birinci noktada onun için şöyle yapmanız lazım. Diyelim ki bir third party paket kullanıyorsun. Elinden geldiği kadarıyla sen kendin bir klasını yaz. Mesela network mixini yaz mesela. Yani network alakalı bir klasın olsun senin. Orası yapsın. Yani mesela diyelim burada ne veriyor bu? True, false bir değer mi dönüyor? Veya bir, 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 bir şey mi veriyor? Burada kullanım senaryosuna göre bir yapım var. Sen direkt connectivity'yi burada adama verme. Sen adama de ki network diye bir tane klas yap, adam senin yaptığın o klası dinlesin. Neden böyle yapıyorsun? Yarın bir sorun olduğunda sen network ara bir klas olduğu için ona middleware diyoruz aslında ara klası update ettiğinde ana klas değiştiğinde daha doğrusu ara klası kullandığı için buralar yani connectivity değiştirip değişmediğini görmeyecek bile. Sen yerine belki bir şey koyacaksın. O bakımdan dolayı bu önemli bir nokta. Yani bunu yapmanız gerekiyor. Bu eğer böyle bir komponent. Ee, kullanıyorsanız ya da böyle bir yapı yapacaksanız her türlü e, senaryoları handle edecek ve size bunu haber verecek bir yapı hazırlamış olmanız gerekiyor. Şimdi gelin onu birlikte ekleyelim. Birinci komponentimiz birlikte yapalım şurada. Yeni bir e, CD desktop CD development. Özellikle bu seride böyle birçok widgetlar yazmayı düşünüyorum. Ee, bunlar bence çok hani belki yazmışsınızdır veya yazacaksınızdır emin değilim ama Düşünceyi daha çok öne çıkarmak istiyorum. Yani böyle düşünürsem böyle olur. Veya bunu yapabilirsem bu katarsın'ı katmaya çalışıyorum. Bununla paketleri de daha iyi handle etme adına yazmayı da hedeflediğimiz zaman nice to have olacak aslında demiş olayım. Şimdi flutter create diyorum. Ee, ne diyelim buna? Logical Logical Flutter Ya da e, Use Case flutter. Use case flutter da olur mesela hani. Bir use case ya mesela. Buradaki use case dediğimiz şey ne? Network. Network'ı handle edip bunu ekranda gösterme. Bunu buradan alalım. Ya şu iPhone takılı diye sürekli oraya gidiyor ya. <laughs> bu arada mesela bu benim yaptığım kendi flutter uygulamam. Şu an bu kamera buradan oluyor. Bunu ben internetten şey yapmıştım. Ee, bir tane mobil uygulama vardı App Store'da. O paralıydı. Mesela şu ben App Store hesabım bitti. Yeni App Store hesabı alayım da bunu size Store'a paylaşayım. Bedava kullanır sizde. Onu vertical yapınca para istiyordu. Ben kendim yazdım Flutter'la. Ne gerek var para vermeye. Yani para verme konusunda sıkıntı yok da gerek yok yani yazma şeyimiz varken. Neyse. Şimdi zoom in yapacağım. Hiç hemen söylemeyin. Şöyle yapalım. Yes. Şimdi sayın dostlar e, projemiz açıldı gördüğünüz gibi. Main dartımız da burada yerinde. E, burada benim size özel olarak göstereceğim son eklediğim bir plugin var. Bence onu %100 kullanın sizde. Spell Çekti arkadaşlar. Benim gibi e, variable verme özürlüsüyseniz Code Spell Check çok başarılı. E, ben sürekli isimleri yanlış yazdığım için bu çok güzel düzeltiyor. Gerçekten olanağıyla çalışıyor. Bu yani çok geç keşfettim. Ondan dolayı kesinlikle kullanın. Öneriyorum. Yani ben de bunu son zamanda ekledim projeye. E, buraya gelelim şimdi dostlar. Main Dartımız burada. Biliyorsunuz ben bunu silerim genelde. Bunu Material Application'ı sarmalayıp buraya atalım. Ee, hatta bazen Flutter'ın yazdıklarına bile kızıyor. Bak, container böyle yazılmaz diye mesela. Bak. Yok bu Flutter kendisi kızıyor. Şurada eğer width ve height kullanmazsan kullanma. Tam pardon şeyle karıştırdım. Okey. ya yani bizim şu an buradaki önemli olan bir derdimiz yok. Bizim bir home şeyimiz olsun. Hani bir ana ana işi hani product e, şu an use case yazıyoruz ya. Burada use case'lerimiz olsun. Birinci use case'imiz de network handle. Bunu bu arada bu şu an gösteremeyebilir miyim? Yo gösterebilirim. Nasıl internet gitse doğru canlı indir gösterebilirim. Evet. Network handle diyeyim. Bunu Android'den gösteririm. Veya iOS'tan da gösterir. bir sorun yok. Ee, use case dedim. Use case network ha. Adına network dedim. Network change diyeyim ya da daha iyi olur. Network change. Yes. Şimdi paketi hemen projeye dahil edelim sayın dostlar. Şu WhatsApp'ımızı falan kapatalım. Şurada internet şeyi kasmasın. Emülatör açık kalsın. Emülatörü kullanacağız. Chrome'da işimiz yok. Pot yayın zaten oradan oluyor. Discord'da şuradan kapatalım. Evet paketimiz neredeydi? Tıt 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 tı tı. bu. Connectivity Plus. Paketi alalım buraya. Evet dedin. Şurayı da açtığınızda vallahi bir silerseniz iyi olur. Hani bunun bir şeyini yapmak lazım. Yani aslında hani çok yazdıysanız her defasında okuyun diyorum ben her defasında da. Hani şu an işe yarayacaklar şöyle. Aslında şunları unutuyorum bazen. Fonts mod eklemeyeceğiz muhtemelen de lazım olursa ekleriz ya ama. Tamam şöyle kullan Bunlar burada kalsın. Şunları silelim. Yes. Şunları silelim. Şunları silelim. Bak Küpertino'yu yanlış yazmış diyor spellcheck'e göre. Ya da daha doğrusu yanlış demiyor da şey Küpertino'yu bilmiyor olabilir. Mesela burada Workspace'e ekleyebilirsiniz bu tarz kelimeleri de. Problem değil. Bir kere oluşturur zaten. Nice'tır. Şunları bir sileyim de. Temiz gözüksün şuraya yapabiliriz. Yes. Tamam. Şimdi şunu da silelim. Şu anda gerek yok. Yes. Paketimize ekliyoruz. paketim buraya getirdim. Connectivity Plus'ı buraya verdim. Ben bu tarz core değişiklikleri böyle hashtag atmasını yani etiketlemesini seviyorum. Ama her şeyi atmayın bu arada. Mesela Connectivity dediğiniz aslında bir network paketidir. Bunu network'ün altında toplayabilirsiniz. Bu toplamanın da bir best practice'i olabilir tabi de. Ben genelde bu şekilde gidiyorum. Hani siz karar verebilirsiniz. Şimdi network change use case'imiz burada. Ben dedim ya bir paket olsa da ben her türlü bunun önüne bir library, bir class yazma taraftarıyım. Ben bunu yönetmek istiyorum. Yani network change network change manager olabilir. Yani isim değişebilir ama yani network change manager mesela benim için yeterli bir class'tır. Buraya gelip ben bu sınıfımı oluşturuyorum sizin için birlikte class şöyle network change manager. Şimdi bizim amacımız ne? Geliyorum buradan paketin kullanım senaryosunda. Burada paketin basitçe kullanımını vermiş. Demiş ki bu şekilde dinleyebilirsin. Mesela burada ilk e, mesela bakın burada ne var şurada gördüğünüz gibi check check connectivity bu şu demek aslında hani ilk ilk connectivity ilk bilgisayara bağlanmış mı bunu anlamak için peki bunu anlamak için şöyle yazıyorum o zaman bunu ben yapacağım ya bunu bu tarz bir kod yazıyorsanız her zaman için bir önce bir interfaceiniz olsun bir yani bunu bir yani bir, bir, bir bunun önünde bir önleyiniz olsun bu yarın bu network katmanı da test etmek isteyebilirsiniz acaba doğru çalışıyor mu diye mesela i network Network Case Change Manager. Mesela şimdi benim buradan anladığım benim şuna ihtiyacım var. Telefonu genelde bankacı uygulamasında falan da ilk telefon açıldığında internet kontrolü yapılır. Yani benim bir e, bir tane şuraya bir function yazayım. E, check şuna void diyelim. Şu an void diyeceğim düzelteceğim onu. Check ver e, check network chat network first time diye mesela böyle bir kod olabilir. Hani first time veya first initialize. Bunu verdim. Bu da bana sonuç olarak boolean geri e döndürecek. Birinci kodum bu mesela. Tamam, burada devam ediyorum. Mesela burada yapacağım işlemlerde neler olabileceği noktasında elimdeki e, yapıda benim elimde neler var? Bakıyorum burada mesela ikinci noktada şu. Diyor ki Bak burada kullandığın senaryoda bir subscription mantığı yapabilirsin, on connectivity change'in yani e, telefonun durumu anlık değiştiğinde buna ekrana haber verebileceğim yapı kurabilirsin diyor bak burada. Tamam diyorum. Mesela bunu buradan bir alalım mesela denemek ve görmek amacıyla. Yani bunu yaparken şöyle şöyle giderlebilirsiniz. Yani doğrudan kafadan kodu yazabilirsiniz bu mesela. Ben şu an derim bir stream kurarım böyle yaparım ama mesela bunun daha doğru yöntemi şudur. Al buraya al, yapıştır bu kodu buraya. Buraya koy şimdi. Bir aç şunu tamam mı? Bunları bir import et buraya. Bak bakalım bu sana bak burada ne yapıyormuş. Diyor ki bak bir stream işte bir activity veriyor sana. Stream connectivity get işte on activity changed diye bir metot veriyor. Bu on activity changed üzerinden diyor ki sen bunu dinleyebilirsin ve buna göre de işlem yapabilirsin. Hatta şöyle de mesela buradan hani buradaki işlemi biz yapıyoruz ya sonuç olarak. Mesela final x demiş olsaydım mesela şöyle. Adam bunu dinleyecek veya adam bunu şimdi biz neyi istiyoruz arkadaşlar sonuç olarak? ben istediğim şey şu ben ekrana listen kodu bir yere kod yazmayacağım. Benim istediğim şey şu. Ben bilgisayar yani telefon açılıp kapandığında connectivity result'ı bak burada result dönüyor. Bunu switch case de dağıtabilirsiniz. Result şöyle. Bu bir enumeration dönecektir. Bakın result atacak şuraya. Bluetooth, Wi-Fi, NAN. Benim buradaki derdim şu. Bunların hepsi benim için aynı. Hani şu anki senaryoda Ethernet'idir, oyudur. Bunların hepsi aynı. Ben diyorum ki bunlar olduğunda benim için okeydir. Ama ama bir senaryoda eğer nan gelmişse false döneceğim. Ekrandaki tamamlayan mantali tam bu. Tamam o zaman ben de diyorum ki ya ben diyorum şöyle bir tane önüne bir tane enumeration yapsam şuraya. Desem ki enumeration e, connectivity şey diyelim mesela network network result buna da e, on off diyelim mesela şöyle bir tane daha buraya metot hazırlıyorum. Diyorum ki ya ben ekrana bu şunu vermeyeyim bu connectivity kodunu. Ben vereyim ben bunun önüne yazayım. Ekran sadece şey bilsin. Ya kardeşim bana network result'ı haber verecek bir callback olsun ekranın. Yani ekranın bu durumda önünde bir callback yapısı bizimle karşılansın. O zaman burada diyorum ki ya şunu şuradan sileyim. Burada bu azam şöyle olacak o zaman. Handle network Network change diyecek adam mesela. Böyle bir metodu olacak. Ama bundan farklı olarak çalışacak. Biz burada ne vereceğiz adama? Biz burada adama custom network result vereceğiz. O zaman benim şöyle yazmam lazım. Benim bu metodu yazacağım yerde, bunu kullanacağım senaryoda benim şu şekilde bir yapı kuruyor lazım ki adama diyeyim ki bunu al. Yani buraya ne diyeceğim? Diyeceğim ki bir tane function yapacağım aslında şuraya. Void function. Bak kardeşim diyeceğim. Function'da ben sana network result döneceğim. Result result on change diyeceğim mesela. Şöyle bir metot yapacağım. Bu sayede bunu dinleyen adamın on change'ine ben property yollayacağım. Ana nokta da bu. Peki şimdi burada ne yapacağımızı da bakın. Ne yapacağımızı da anladık. Şimdi şu kodu da şuraya alalım. Bunu kullanacağız şimdi. Bak buraya kadar nice'tır. Son kodumuz ne? Buraya baktığınızda bir paketi alırken dispose. Dispose de önemli bir noktadır. Yani bunu kapatması gerekecek bu adamın. Bak dispose'u da ben adama şöyle vereyim ki. Şuradan. Bak dispose. Bunu da ben yapmam lazım sonuç olarak bu işlem burada benim burada handle ediyor olmam lazım bu sonucu. Burada şunu da yapabilirsiniz mesela dispose adam her defasında yapmasın deyip adam bu kodu kendi tarafında yazmasın da aslında doğru bir mantık olabilir. Hani connectivity'yi şurada mesela şöyle yapabilirsiniz. Final bir tane connectivity instance'ı ayağa kaldırırsınız mesela bu ayağı şöyle şu şekilde mesela private bir değişken yaparsınız. Tamam mı? Bunu mesela bir karet constructor dersiniz. Bakın şuraya gelir. Bunu kullanım senaryosu da şudur. Mesela bu constructor zamanında oluşacaksa eğer. Şöyle dersiniz. Şuraya gelirsin. Connectivity eşittir. Connectivity dersin. Bu sayede aslında bunu da oluşturmuş oluruz. Ve şunun altında aynı file private olduğu için burada kullanabiliriz. Ha, burada yazma amacım neydi? Bunun dispozunu her yerde yazmayalım da. Burada kendi içerisinde vermemiş mi? Subscription. Ha gerçi subscription olduğu durumda yaptığı için. Yani şurada yapıyor olmam lazım. O zaman dispozu buraya koymayalım. Tamam dispose buraya koymayalım. Class'ın içinde yapalım. Okey problem yok. Bak burası hazır benim için. Şimdi burası hazır olduktan sonrasında gidiyorum ki. Hani bir paketin önüne yazdığım senaryoda. aynı network change'i buraya entegre ediyorum. Bak 3 tane missing'i geldi. Süper. Şimdi birincisi neydi? Birincisi burada zaten. Tamam diyorum bak gel. Buraya entegre edeyim Selim problem yok. Bak ama bu ne diyor? Bir await o zaman bir senkron diyoruz. asenkron tabının başına asenkron açıp bunu feature boolean'a çeviriyorum. Okey. Bu feature boolean'a çevirdikten sonrasında bakın burada artık bunu da feature boolean yapıyorum. Şimdi burada connectivity paketi dahil ettim. Şimdi burada sorun buradaki olay ne? Benim bana sonuç geliyor bak burada connectivity result. Benim şimdi burada connectivity result'a göre burada bir şey yazmam lazım. Artık burada şunu kullanabilirim. Flutter'ın bana Swift 5, yani Flutter 3'ten sonra gelen enumeration'lara metod yazabiliyorum. Yani şöyle yapabilirim: function e, void şöyle ya da void değil, network result döndüreceğim. E, fetch e şey check connectivity result. Buradaki derdim şu, şu result arkadaşlar, şu resultu result. Burada olayım şu. Bu adam bana bu aldığı property yollayacak. Yani bunu bana bunu verecek. Her yerde yazmam adına. Burada switch case'imi atacağım. Hatta atmayacağım. Zaten şurada yazmıştık birlikte. Şuradaki aslında. Şunu alacağım buradan. Buraya yerleştireceğim. Enumeration'ın içerisine. İnanın buradan ayırabilirsiniz bu arada. Sorun değil. Hatta aşağı alırsak belki daha iyi kafa karıştırması az olabilir. Şuraya alalım şu kodu tekrardan şunu silebiliriz şu an önemi yok buraya aldım check connectivity şu dördü aynı alt alt olduğu zaman hani dört şeyde de aynı yere girecek return network network result nokta on diyeceğim bu senaryoda diğer senaryoda return network result nokta off bak bu sayede temiz bir kodu da aslında burada entegre etmiş olduk yani ben buraya geldiğimde artık şunu yapıyorum diyorum ki return ee, bu benim enumeration'a git network result'a. Network result'ın 10 bak burada network result'ın içerisinde bunu göremezsiniz. Çünkü bu bir hani başını eğer böyle erişmek istiyorsanız bunun başına statik atamanız lazım. Statik atarsınız. Burada bakın check connectivity result, result'u verirsiniz buraya ve sonucu ne ekranına ekrana döndürürsünüz. Ee, burada neye kızdı? Ha burada feature bool yaptık. Feature bool'ü değiştirelim adama network result verelim. Hani buranın ortak dili network result olsun. Yes. Mesela bu da temiz ve gayet de iyi bir kod olarak bizim karşımıza şu an hazır. Dispozunu şuradan alalım. Dispose burada. Dispozumuz burada. Diğer senaryo da burada başlıyor. Şimdi burada başladığı noktada, burada tabii başladığı noktada şurada işaretlemeyi yaparken şöyle hani şu şekilde başlamakta fayda var. Diyoruz ki şimdi öncelikle final e, subscription, hani subscribe olacağız ya. Burada diyorum ki neye subscribe olacağız biz burada? Connectivity'nin içerisindeki aslında bu event'e. Connectivity'yi burada buraya da çıkartabilirim aslında. Connectivity diye burada şurada bakın. Late final derim. Neden late final diyorum? Constructor oluştuğunda sadece bu değer bana gelsin. Connectivity, Network Cache Manager oluştuğunda da hani bunu yukarıya da verebilirdim dispozunu kullanmak için ama yok bunu burada yapacağım connectivity eşittir. Bir kere oluşsun. Connectivity buraya verdik. Dispose etme açısından da aynı elemanı kullanmış oluruz. Birinci olarak burada yaptık. Bir. İkinci buraya geldik. Burada bakın burada on activity change gördüğünüz gibi bizim karşımızda. On activity change'e gelip burada listen etme ile başlıyoruz işimize. Ve burada bir kod yazacağız. Ardından da bu işlemimiz subs. Mesela yanlış yazmışım görüyor musun? Bak hemen gözümle hemen düzeltiyor. Artık bundan sonra şeyde yanlış yazmak yok. Underscore kalabilir önemli değil. Şimdi mesela listen yaptık. Şurada da bir adamdan property almıştık ya bak on change diye. On change de burada adam aslında burada call metodu aracılığıyla buradaki gelen event diye bakın bana property gelecek. Bunu da aşağıda yazdığım inamın içerisinden network results dot Check Connectivity Result bunun içerisinde de event'i salladığımda mesela burası da benim için temiz bir şekilde hayatına başlamış ve devam ediyor olacaktır. Şimdi mesela burada önemli olan noktadan bir tanesi şu. Mesela bunu böyle uzun uzun yazmayın. Yani bunu gelin mesela böyle uzam, uzamış bir şey varsa. Type Def deyin buraya. Deyin ki mesela bu nedir? Benim birkaç tane generic Type Def yaptığım şeyler de var. Onları da atacağım size. Ama şu an basit olarak şunu yapabilirsiniz. E, network Callback dersin. Buraya gelirsin mesela bunu buraya atarsın. Bundan sonrasında bak burada da bunu yazmazsın bir daha tertemiz network callback bir mesela aşağıda network callback yazarsan da olur şuraya bak buralar çok temiz bir şekilde hayatına devam eder. Ardından da dispose'a girdiğinde eğer connectivity'in senin burada connectivity'in burada connectivity'in içerisinde on bak burada on connectivity change diye bir tane product var has listen olması lazım sanki listen'ı listen'ı sanki burada listen broadcast şunlardan bir tanesi şey veriyordu. Ee, listen etmeye broadcast sanki veriyordu ama hatırlayamadım. Önemli değil şu anlık direkt bunu dispose edebilir dispose edemiyor O nerede dispose etmiş? Subscription'ı changer etmiş. Tamam bize doğrusu on activity change listen ettik. tam doğru. Ha subscription'ı stream subscription'ı biz yapacaktık doğru. Yani aslında connectivity burada. Biz şöyle yapacağız stream subscription da şuraya açalım bir property olarak subscription diye bunu da eşitleyeceğiz ya şurada direction aynısını yapalım şu şöyle yapalım ama nullable olabilir yani adam bunu girmeyebilir diye işaretleyeyim şu dart async'i de ekleyelim ardından burada bu abimizi buraya eşitleyelim okey ardından da burada bu null değilse mesela dispozunda buradan dispose'u gelmesi lazım Dispose değil mi? Tu 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 doğru yazıyorum. Subscription'ın subscription nokta subscription kapandıktan sonra tamam. Bu. Nice. Burası da mesela bizim için hazır. Burası da bizim için kullanmaya hazır. Ve içerisindeki yapılarla da yarım gün başka bir durumda çok rahat bir şekilde handle edip aslında projeye vereceğiniz şekilde hazırlanmış bir kod bloğu sizinle karşı karşıya gördüğünüz gibi. Peki UI tarafından nasıl kullanacağız? Main dartımız var diyelim. Ee, burada da bir sample klasörümüzü oluşturalım. Example diye. Example'ın içerisinde network network project network test network change dart diye oluşturalım. Yani test diye change example diye dart. Burada çok hani masit matematikte şunu yapabiliriz. Bir tane stateful widget'ım hatta eğer Flutter full kursu işlediyseniz FSM'yi de tanıdık gelecektir size. Network change view dersem orada yapmıştık bunu nasıl yapacağımızı onda referans edip izlemediyseniz oradan yine bakabilirsiniz buraya geleyim body'e geleyim body'e şu an çok önemli buradaki yaptıklarımın çok önemi yok hani placeholder vereyim bir de bottom navigation bar atayım buraya bottom navigation bar atayım şuraya ee, şuraya da arkadaşlar items'ına da bottom buraya minimum iki tane item atmanız lazım label böyle bir şeyle birlikte basit bir ekran tasarımı yapıyorum aslında şu üç nokta da yeni geldi herhalde ya Icon, icons nokta yes bir de labelını atamanız gerekiyor. Page one diye atalım. Mesela yes page two. Ya bununla işiniz bitti ya. Her her, her, her senaryoda extract widget Bottom app bar diye ayırın mesela bunu. Bunu ayırın aşağıda aşağıda yönetin. Yani buraya baktığınızda böyle temiz kalsın. Okey. Bunu yaptınız mesela şimdi projede bunun handle edilme kısmı ve kullanılma kısmı kaldı mesela ben bunu nasıl kullanacağım ki e, projemde bu çalışacak. Şimdi dedim ki base view yapmak bir yöntem orada o network change'den türetip bunu yapabilirsiniz. Ama benim dediğim senaryo şuydu aslında şunu şuradan silelim home'a şey verelim network change example'ı verelim verebilirsem view mu verdik yani change view yes. Tamam. Buraya geldiğimizde bakın burada bir builder var. Bu builder aslında bizim çok önemli bir noktamız. Bu builder sayesinde biz ee, hani bütün o widgetların ilk çizildiği noktada araya girebiliyoruz. Ve araya girip aslında ekranın önüne bir şeyler yapabiliyoruz. Yani bu builder scope'u çalıştığında builder içerisine yazdığınızda en üstteki yazdığınız yer oluyor aslında. Buraya mesela bir custom screen, custom view her şeyi ekleyebilirsiniz. Peki burada kod nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor normalde. Child derseniz bunu nullable no yapmışlar. Hani olmayabilir ama biraz biraz garip bir mantık açıkçası sen yani niye? Bu mantık şu tamam ya. Yani. Şimdi mesela birlikte çalıştırıp görelim şurada neler yaptığımızı da. Şurada. Bu da mesela bir de şöyle bir önemli nokta var tabi. Ee, ne iPhone 11. Tamam çalıştır. Ee, şöyle önemli bir nokta var sayın dostlar. Eğer e, şey yazıyorsanız, benim dediğim gibi bu şekilde yazıyorsanız, hani böyle 10-20 dakika kod yazarsın ortada hiçbir şey çıkmaz. Yani zaten olay bu. Yoksa paket alıp bağlaması 10 saniye belki de. Önemli olan o değil. Önemli olan ilk vereceğiniz 20 dakikaya herkes ve bunu kimseye söylem, müşteriye ya da birine söylem, herkes bunu kabul eder. Ama sen şunu yaparsan, abi ben bunu yazarım ama 20 dakika sürer çünkü işte o paketi öyle yapacağım falan. Bunu kabul etmezler. Senin burada zaten bunu yapabilmen gerektiğini, bunun böyle olduğunu anlatabiliyor olman lazım. Nasıl yapacağını vesaire. Okay. Bunu buradan başlatalım birlikte. Buradan başlasın. Bir yandan da ben şöyle bir şey yapayım. Ee, Wi-Fi'ye geçeyim. Nasılsa şeyde değiliz. Yanlıyımda değiliz. Ethernet'ten kopayım. Sayın dostlar. Ethernet'ten koparsak Connectivity deneyebiliriz. Şimdi internete bağlanırız. Oradan deneriz. Sanırım gerçi Android'de mi anlıyordu? IOS da bunu tam anlamıyor gibi galiba da. Anlarız şimdi, Bir şekilde çözeriz. Şimdi bu noktada ne yapacağız peki? Bu noktada işte projemizin adı noktası olacak. Bu noktada biz aslında şöyle kullanacağız yapacağımız senaryoda. Yani gelsin gerçi öyle de göstereyim daha iyi olur. Ama şu yapı gerçekten bence çok önemli ve tatlı bir yapı. Hani önüne vereceğiniz bir network, network result sonucu bile işte yarın projede o kadar yararlı olacak ki sizin için. Dediğim gibi yarın bir şey olur yani projeye yeni bir şey gelir. Tak diye hiç hiç uğraşmayacaksın. Şuraları güncelleyeceksin. Bunu kullanan bütün sayfalar bu ihtiya bu feature'a ihtiyacı olan herkes bunu şey yapabilecek. Bir diğer senaryoda da mesela diyelim ki bir sorun oluştu ya da bir test yazmak istedim. Bak ne yapacağım burada zaten. Süper. Şu an mesela geldi buraya. Burada problem yok. Diyor ki müşteri dediğim gibi şöyle bir şey istiyor. Ee, proje açıldığında yani proje ortadan geldiğinde senin diyor ki en altından aynı Spotify gibi alttan bir siyah bar çıksın diyor. Orada is offline yazsın diyor. O zaman dedim gibi base view var bir de buraya yazabilirsin. Bak buraya. Buraya nasıl yazıyorsun peki? Mesela buraya gelip şöyle yapsaydım ben kalım deseydim şöyle. Ve bunun içerisindeki children'ın içerisinde bunu verseydim şuraya. Bak buraya gelecekti şuraya. Ama bunu tabii ki bütün sayfada kullanacağımız için ne yapıyoruz? Bunu expanded Expanded diyoruz. Child'ına da şu child'ı veriyoruz. Bakın burası bizim için hazır. Ve eğer ben bu child'ı silseydim direkt sized box gelecekti. Boş ekran. Artık bundan sonra böyle. Yani ana child'ı alıyor ve içini veriyor. Şimdi bunun altına ben şu an şöyle yapabilirim mesela. Bir container ekleyebilirim. Bu container'ın içerisinde de işte height'ı 20 olan diye bir şey atarım. Mesela şuraya. Ve buraya da mesela derim ki işte bakın siyahlık zaten var. Color'ına mesela colors.red derim şu anlık senaryom gereği. Hani bunu da 50 yaparım. Mesela 50 yaparım. Burada işimi yönetirim mesela. Ben buradaki e, yapacağım logikte, yapacağım işlemde hayatımı yönlendiririm. Bak burada widget'ımı yaptım aslında. Yani benim neye ihtiyacım var aslında network cache'te? Bir tane no network yani no network widget gibi bir şey ihtiyacım var. Bu barın çalışması için. Buraya geliyorum. Bu no network widget'te ben ne yapacağım? Birkaç tane işlem yapacağım değil mi? İşte ilk açılımda kontrol edeceğim, sonları kontrol edeceğim, dinleyeceğim falan filan. Ben burada yapacağım her işlem için aslında yapacağım her senaryo için bir kafamda mantık var. Ondan dolayı buraya No Network <coughs> widgeti verebilirsiniz. Hani isim değişir de. Ha, bu arada şey de olabilir. Ee, neden onun adına? Hmm. ben mesela yaptığımda provider'la bağlı yapmıştım. Provider arka tarafı var stream'li. Orada listen ederek yapmıştım. O da olurdu. Önemli değil. Burada önemli olan bu connectivity yapısını bu şekilde kullanmak. Şimdi buraya geldin. Buradaki yapıyı kurguladın. Burada problem yok. Dedin ki main dart'tan bunu buradan aldın. Buraya koydun. Problem değil. No network'te bunu kullandın. Sonra gayri gayri müthiş paketimiz olan network şeyde ekleyeceğiz. E, propertimiz de ekleyeceğiz. onda problem yok. Şimdi buraya geldiğinde diyorsun ki hocam diyorsun ben diyorsun network'ü dinleyeceğim. O zaman network change diye bir tane klasını oluştur burada. Network change diye bir tane klasını oluştur. Network change klasını oluşturduktan sonra buna diyorsun ki benim bu projede yapacağım ne işlem var mesela. E, pardon. bu Bunun tipi nedir? I network change diyorsun. Burada ondan sonrasından da bunu işte yine late final atamak her zaman daha iyidir. Buna da bir tane init state olduğunda yani ilk çizilmeye başladığında bu hayatına başlasın diyorsun. Buna da network change manager'ını veriyorsun. Hop burası temiz başladı. Şimdi bu başladıktan sonrasında buraya geldiğinde ilk olarak diyorsun ki benim sonuç olarak da yapacağım işlemler için boolean ya da işte network result network bir tane network result tutacağım. Buna network result şu an bu durumun ne olduğunu bilmiyorum mesela. Ne olduğunu bilmediğim için nal olma durumu mevcut aslında ilk başta. Nal olabilir yani ilk başta bu değer olmayacak sonuç olarak sonrasında başlatıyorum ben projemde bunu kullanmaya fetch e, buraya void yazıyorum fetch first result diyorum mesela ardından da buradasın, buradayım burada olduktan sonrasında şöyle diyorum network change'imin içerisinden git kardeşim bak change first time call it bunu da bu değişkeni eşitle bak bunu da wait ediyorum burada bu işlemi yaparken de mesela ekranda da tabii ki buna nazaran bir değişiklik olacağı için set state'de sadece burada widget olduğum için bunu tetikletiyorum. Bakın hani e, bazen hani şöyle bir şey yapılabiliyor. Set state'ten korkulacak bir yan yok. Yani set state widget içerisinde kendi içerisinde bir problem yaratma Sorun kocaman sayfaların içerisindeyken tekrar tekrar tekrar, tekrar bu tetiklemesi durumu ona dikkat etmeniz lazım. Bu, bu sadece kendi konteyner ve kendi işini yapan bir yer olduğu için çok önemli bir nokta değil. Bunu yaptınız diyelim. Burada önemli olan noktadan bir tanesi şimdi şu, Bu init state anında call edileceği için hani çizilmeye başladığında ben diyorum ki git servis isteğini at aynı paralelde. Bu servis isteğini paralelde attıktan sonrasında ya paralelde atacak ekranla birlikte. Ekranla bir ekranın bittiğini beklemeniz gerekiyor Buraya widget bindings'in içerisinden instance'ın in add post frame callback metodunun içerisinde mesela bunu yazarsanız aslında bu ekran Drawing'i bittikten sonra kol olacak. Bu da aslında yine bir tık avantajınızı sağlayabilir. Fetch result değişkeni. Fetch result bittikten sonrasında mesela şu işlem bittikten sonrasında buraya evet atabiliyor muyum? Ha, buraya evet atamıyorum. Şuradan sonra. Bu işlem bittikten sonra has this'ını etmeye başlamam gerekiyor. Benim sonuç olarak network change'in içerisinden. Bak network change'in içerisindeyim. Bak burada change result diye burada handle network change var. Bak bana zaten bu result dönüyor gördüğün gibi. Bak burada bir result dönüyor bana. Bu result'ı ben aslında şöyle yapacağım. Buraya geleceğim. Function Void Update view diyeceğim mesela. Okey mi? Update view. Update view deniliyor. buna bir network result döndüreceğim. Result'ı Şu network result'a Bak bu diyeceğim ki Set state Network result Eşittir bu result. Yes sonrasından bu kodu yazdıktan sonrasında update view'umu şurada mesela burada call edeceğim. Birinci olarak mesela network yani zaten bana şurada bir result geliyor. Hani diyelim şu an böyle yaptım. Şöyle yapıp update ediyorum. Bir de diğer senaryoda update view'umun içerisindeyken, şuradayken diyeceğim ki result'ımı buradayken al ve buradaki duruma göre aslında network durumuna göre bu result'ı göster veya gösterme, bunu kapat veya aç. Sonrasından buraya geldim de de verdim. Ben burada genelde şeyi kullanmayı seviyorum. Animated e, crossfade diye bir tane komponent var. Bu ne işe yapıyor diyeceksiniz. Bu e, sizden iki tane durum oluyor. Mesela first child dediğim mesela demek ki container'lı senaryo olsun. Second child dediği de size it box. Bu şu demek hani mesela ilk durum ve ikinci durumun gerçekleştirme durumları. Burada bir duration ister sizden. Bu duration'ı hani yine de mesela projenin bir product manager'ında koyabilirsiniz. Ama şu anlık şöyle yapalım. Hani buraya bir kartal eklemeyelim arkadaşlar. Yani kartal gelsin de duration'ları böyle hani simple bir proje olsa bile böyle yazmayalım. Yani kartalın gücünü kullanalım değil mi? Kartal is everywhere yani. Şimdi konteksin içerisinden duration Love da herhalde aynen. Duration Love'u alalım şuradan. Yes. Burada bir de son olarak bakın Crossfade State'de property var. Eğer Network Result Network Result eşit eşit Network Result nokta onsa burada Crossfade State Show First ya da Show Kod gitti Crossfade State Show Second. Şimdi bu ne demek aslında? Bu şu olacak. Crossfade State çalışacak. Network Result onsa ilk First Child'ı göster. Aslında bizim on değil off olduğu senaryoda biz bunu göstereceğiz. Yani şöyle yapacağız ve burası bizim için hazır olacak. Şimdi tekrardan bunu kol edelim. Network Result yapımız gereği. Tabi bunu verdik mi onu da hatırlamıyorum. No Widget'ı Main Dart'ta. Evet vermemişiz. Bakın buraya verdim. Hop burası da benim için constant'ı da aldı. Yerini yerleşti. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey yok ekranda. Peki wifi'yi fiyi kapatsaydım eğer. Şöyle yapsaydık. Wi-Fi'yi kapattık. Wi-Fi'yi kapattıktan sonra No Network Widget'in aslında tetiklenmesini bekliyorum. Bakıyorum şurada bir handle ettiğimiz bir durum. Update View'da doğru. Result ettiğimiz kod da doğru. Acaba hani state tekrar çizilmedi mi diye düşünüyorum. Mesela şimdi geldi. Bir dakika bakalım. Listen etmemiş olabilir miyim? Tekrar açtım interneti. Sanki de bazen yapmıyor gibiydi de bir şey eksik de kaçmış olabilir gözümüzden. Ee, bir bakalım. Şu check first time yapmışız. Handle request burada. Handle burada. Handle subscription. Bak on change burada. On change de haber veriyorum aslında. Mesela buraya düşüyor mu acaba? Hani düşüyor da haber vermiyor olabilir mi acaba düşündüm. Ya da bir property açmamız da gerekiyor. Bir şey bir dokumentasyona bakarım. Bak şu an ilk baştan nan döndü. Sonrasından wifi döndü. Bak event'i attı aslında. Non Wi-Fi. Aslında ilkine gerek bile olmayabilir belki. Hala Wi-Fi diyor. Gördünüz mü? Düştü. Wi-Fi diyor. Yani koptuğunu anlamıyor arkadaşlar. Şu. Niye anlamıyor acaba? Ethernet de bağlı değil ama şurada düşmüyor ya. Ondan dolayı olabilir belki. E şurada normalde ben şey hatırlıyorum. Ethernetten koptuğumda şurası gidiyordu da. Wi-Fi yine inatla gördüğü için. Ama ilk girdiğinde onu döndürmüyor. Bak şuraya dikkat et şimdi. Şurada bak. Bak ilk girdiğinde şeyi döndürmüyor. Bu arada bak first time'ı görüyor musun? Aslında first time'da nan dönüyor. Hani belki şuna gerek olmayabilir aslında yaptığın kodda. Yani aslında ee, neredeydi o? Ne, not, no, network widget. fetch yani first time result var ya. Bunu çağırmasam mesela. Şöyle yapsam. Bak nan döndü zaten de. Wi-Fi'yi verince yine lan dönüyor şurada bir problem var gibi sanki ee, bunu şeyde deneyelim daha iyi anlarız arkadaşlar hemen emülatörde bazen bu soru oluyor da ee, hemen hemen Android emülatörde deneyelim emülatörde daha iyi bazen bazı şeyler bu orada iOS şey kaldı ya, ondan dolayı onun içinde bir şey yapıyorduk sanki şuradan wi wifi mi kapatıyorduk bir şey kapatınca gidiyordu sanki de Unuttum onun göstermesi. Çok önemli değil. Business'ın çalıştığı zaten aşikar ortada da. Bakalım. Önemli olan bu business aslında bu şekilde yazmak benim. Buradaki derdim o zaten. Yani bu komponent, bu içerinde ana amacı aslında o. Tamam kanka sen kapan. Bak zaten fetch değil mi? Fetch result'a gerek bile kalmamış oluyor. Zaten o tetikliyor. Yani Ama bu bazı durumlarda işe yarayabiliyor. <laughs> o atmayabiliyor o result'u. Ya da işte splash'te check etmek istiyorsunuz zorunlu olarak. Bunu bir şekilde verebilirsiniz. Problem değil tabii ki. Bakalım. Bekliyoruz. Bakalım istediğimiz sonucu alabilecek miyiz? Hani burada da bu arada update view diyoruz ama hani her zaman için aslında şu bu tarz işlemlerde network change yani şu scope'u çağırmadan önce aslında yine şurada bunu çağırmış olsam en azından şu içim rahat olur. Derim ki bu kod hani şu çalışacak bu kod draw ettikten sonra hani ekran çizimi bittikten sonra çalışacak bir kod. O bakımdan dolayı önemli bir kod oluyor aslında. Şunu şuradan sileyim. Sanırım şöyle yaparsam düzelecek. Yes. Hani widget bindings'i bu şekilde kullanmak her zaman için fayda var aslında. Ee, projeye proje eklerken de. Bunun önüne bu arada şey yazabilirsiniz mesela. Şöyle bir şey yazabilirsin. Mixin dersin. Ee, network ya da state ya şu anlık state mix'in diyeyim mesela e, dersin ki function tamam mı function dersin wait for draw dersin mesela hani screen draw dersin mesela metodun ismi daha iyi olsun diye buradan adamdan bir tane void callback metod alırsın on complete diye burada widget bindings instance'ını burada verirsin add post frame callback dersin ve burada da all complete'ini mesela kol edersin. Bak bu da temiz bir kod olur mesela. Ve bunda dersin ki bunda bu çalışması için sadece state şurada bak şöyle yaparsın. Daha jenerik olarak. Bak bu da görüyor musun? State bak şöyle bir şeyden türeyen diye söylemiş. Şurada state. T, t extend diye aslında burada vermiş bak. State, stateful widget. Bunu da buraya tanımlayabilirsin aslında. State sadece bundan türeyenler ve buraya t'yi de atarsın bu şekilde. Bak buradan adam t'yi verdi. hangisi non network Tam T verdik problem yok state Bir şeye kızdı. Şey orada tanımlarken hata verdi. Ha şurada vereceğiz. Tamam 10. Tamam şurada vereceğim T extent. T oldu. Ha şöyle olursa tamam. Mesela bunu buraya yazdım. Buraya gelip şöyle yapabilirim. With derim. State mixin derim. Bu state mixin sayesinde bir daha her yerde bunu yazmam. Buraya geldim ki wait for draw screen scope'u verdi. Hop, burada yaptım mesela bu kod daha tatlı bir kod bakıldığında. Bir daha çalıştıralım şey. Orada sanırım bu ederken bir hata bu orada problem oldu. 2 dakikada ben nasıl bir mimar yazdık? Hemen 30 saniyede yazarız. Bizden kaçmaz. <laughs> Şu kod tabi düzeltilebilir de önemli değil. O Sub Spotify'da tam böyle çalışıyor bu arada. Spotify'a bakın. Şurası gelsin şimdi. Tam o açılıyor, kapanıyor falan. Tam bu şekilde çalışıyor. Yani şimdi düşünün bir sürü sayfanız var. Bütün sayfalarda yapacağınız böyle bir logic varsa. Base view falan da kod yazdıkça. Base View oluyor size Base Market View. Önüne gelen Base View'a bir şey yazıyor. Diyor ki ya bu her yerde çalışacak. Ya bu diyor ki ya aynı. Ya kardeşim bir saniye. Her yerde çalışacak kodun ayrı bir amacı var. Yani her yerde çalışacak kod dediğin şey başka bir kafa. Ama şu mix'ini mesela bu şekilde kullanmayı ben çok seviyorum. Yani böyle bir de kısıtlamayı. Yani kısıtlamayabilirdim de bu arada. With derdim, direkt weight'ı sıktın derdim ama bu şekilde kısıtladığım için şey açısından güzel oluyor. Ee, yani sadece stateful widget'larda kullanıyor. Sonuç olarak widget binding yani set state, state işlemi yapacak. E niye gitsin öbür sayfada kullansın ki diyorum hadi mantık yani Bu şekilde küçük kısıtlamalar sizi hayat boyunca şey kazandırır. Değer kazandırır. Bakalım. Bu sefer run alacak olacak mı? Alır tabii. Ya ben genelde buranın süresi bu kadar uzamasının süre falan hepsi şey oluyor ya. Ee, tamam yani içerik ötürü sürede yine Kartal paketimizin gücünü kullanarak, <laughs> yani kalır şemayı falan hemen 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 on error kırmızı olsun şu bir gelsin ardından burada yapacağımız bir şey var mı yok ha burada son bir hareket var hazır o gelirken arkadaşlar mesela bu kod böyle gördünüz ya bu kodları sakın burada bırakmayın mesela bu kodu ne yapmanız gerekiyor diyeceksiniz bunları da korun altında toplayayım kor bilgiler olsun mesela korun altında initialize diye bir yere init açayım mesela main e, bu yıl dart diyeyim mesela buna buna bir sınıf oluşturacaksınız yine yine yapacaksınız hiç problem değil bir klasınız olacak çalışsa ondan sonra mı yapsaydım ya ne bir kızmasın sonra Hadi bakayım running'in ol bu arada oradan running olmuyorsa her türlü şeyden running açarım terminalden. bak buraya geleceksin main build'in içerisindeyken şöyle diyeceksin ben bir tane metot yazacağım abi function diyorsun ki metot şu olacak e, build mesela tamam mı Sonrasında diyorsun ki aynı şunun aynısını yazıyorsun bak buraya baka baka ne veriyor sana bak burada Buradaki boyları da bulabilirsin eğer bulabilirsen. Bulamazsan direkt şunu da kopya edebilirsin. Bak böyle. Burada bir tane boyut context material bir de widget child veriyor aslında. Tamam yani widget'ten available geliyor. Sonrasından bu kodu alıyorsun hop buradan buraya. Sonrasından geliyorsun bunu bu tarafa yerleştiriyorsun. Buradan da bunu diyorsun geriye widget döndürecek mi diyorsun. Burası da on numara. Ardından bu işlem diyorsun ki ya bundan bir classtan hiçbir şey türemesini istemiyorum. Bunları sadece bu işleri yapmak için kullanacak. Ama bunun başına statik atıyorsun. Bundan da birinin türememesi için yani bir nevi bir singleton olması için bunun da başına şöyle privatelığını sağlıyorsun ki bundan kimse değer üretemesin. Bak kod buraya döndüğünde arkadaşlar bu kod da mesela buradan yok oluyor. Şöyle yazabiliyorsunuz main build nokta bak build İçinde doldurmanıza gerek yok. Zaten eğer propertleri aynıysa bir metotla şurada verilenle burada verilen aynıysa bak ne kadar temiz, ne kadar hoş duruyor gördüğünüz gibi. Bakalım Wi-Fi'yi kapatalım. İstediğimi alabilecek miyim? Wi-Fi'yi kapattım. Ee, şuradan da mı kapatacağız acaba? Buradan açalım. Connectivity ile alakalı bir şey yapmam gerekmiyor. Hiç hatırlamıyorsam başka ama. Kapattım no network demesi lazım aslında gözümden kesin bir şey kaçıyor bu ettim no network widget burada ee, şuraya result'ı basalım ne geliyor acaba da biz görmüyoruz mobile diyor bu mobile diyor nereden mobile e bağlandın ya bluetooth'u falan da kapat nasıl kapatacağız acaba Vardı şunu şurada bir ayarı da bak gözümden kaçtı yüz oldu ne. Hadi şöyle yapalım. Mesela şöyle yapalım. Daha da tatlı olsun mesela. Hani şöyle yapalım. Network handle change response'ta ben bir şey daha yapacağım şu an. Hani mobile döndü ya orada. Mesela mobile eğer diyorum ki case stati değiştiriyorum. Wi-Fi ise de buna getir diyorum mesela. Şu an mesela Wi-Fi'ye geçmiş olması lazım. Wi-Fi'yi açayım. Wi-Fi açtı işte mesela. Şu an şeyin dönmesi lazım. Şöyle bakayım. Her senaryoda şeyde mobilde görüyor olabilir. O da Android açtı gibi ya. Bu kez bak Wi-Fi şu an off'a düştü. Bak şu an off senaryoda. Dur bakalım şey nerede bizim non network widget? Color'ını ne yapmışız ya bunun? E Error yapalım. Bak error geldi. Peki bunu kapatsam ne olacak? Buradan kapattık bir şey değişmedi. Buradan açalım. wi kapatalım. Bak gitti mesela. Falan filan. Ya burası biraz karışık ama. Yani logic o yani. Logic Telefonla falan deneyim birebir çalışır bu. Ben eminim zaten çalışacağından da şu an emülatörde olduğu için yani. Olması gereken bu. Demiş olayım. Evet arkadaşlar. Güzel bir bence başlangıç oldu. Buradan güzel kafamda fikirler var. Böyle dedim 10 dakikada anlatırdı da yine 50 dakika oldu. Yani teknik detayları verince kendimi kaybediyorum. Yani şöyle diyorum biraz daha vermeyeyim. Ulan diyorum bunları parayla satayım. Yine gittik bedel <laughs> ettik. <laughs> aç kaldım ulan diyorum aç kaldım. <laughs> Neyse. Buradan hemen GH Repo Create. Yeni repomuz hayırlı olsun. Git init diyelim git add git commit exam no network has added git push diyemeden şu gh repo create i tekrar yapalım evet evet yes 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 tartemiz temiz. Siz de buradan arkadaşlar bu yüz kez senaryolarına buradan erişebilirsiniz. Hatta gelmişken şöyle de yapayım da. Dur. O gitti mi gerçi? Bakayım burada şey gözükecek. Gözükmüyor ki. Yüz kez dedim screenshot'larını alın. Neyse siz yaparsanız screenshot'ını atıp bu kitapta şuranın altına bir e, read yazarsanız var ya cansınız. Yani ben hep kaçırıyorum. Bunu bunu videoyu izleyip, izleyip böyle Deneyip sonrasında şurada şunu gördükten sonra bir screenshot alıp readme dosyasını şuraya bir tane hemen bir tane tablo oluşturup yani hemen şuraya mesela ee, samples diye oluşturup buraya mesela şey verebilirsin no network deyip buraya bir tane screenshot altına atarsanız belki de yazı yazarsınız istediğiniz gibi bana on numara olur. Teşekkür ediyorum sayın dostlar. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, iyi i̇yi çalışmalar, iyi kodlamalar. Ha podcast'i de paylaşayım yine. Podcast'i dinlemek isteyenler varsa. Gerçi podcast'ten başımıza bir sürü şey geldi ama yine de paylaşalım. <laughs> Şuradan. Podcast. Bir garip VB hikayesi. Buradan podcast'lerde En son 20 saat çalışmayı paylaştım. Bayağı nasıl paylaştım merak edenler varsa buradan bunu görebilirler sayın dostlar. Demiş olayım. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar, iyi günler, iyi akşamlar. Projenizde iyi kodlamalar diliyorum.